Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Şimdi çocukluk yaraları deyince öncelikle bizim bir beylik bilgimiz vardır. Psikolojiyi, psikolog, kırmızı koltuk. Ondan sonra uzanıp çocukluğunuza iniyoruz. Şimdi genel olarak böyle bir bilgi var halk arasında. Psikolojide çocukluğun önemli olduğunu biliyoruz. Orada tamam, hemfikiriz. Niçin önemli? Çocukluğumuzdaki o dönem insanın hayatına ne kadar etki ediyor gerçekten? Orada olmazsa olmaz neler olması lazım? Biraz bunun mantığını, tanımını, mantalitesini oturtalım. Çocukluk niçin önemli? Çünkü çocukluk yıllarımızda, ki bunu doğduğumuz andan başlatmayacağım ben, anne karnı sürecinden başlatacağım. Bizim istenen bir bebek olup olmamamızla başlayan kader örüntümüz, bir şekilde kişilik yapılanmamız, yazılımlarımız 6 yaşa kadar, yani o 0-6 yaş dediğimiz döneme anne karnını da dahil ederek söylemiş olursak 6 yaşına kadar olan süreçte büyük bir zemin oluşturuyor. Aslında bunun temel mantığı da çok anlaşılabilir bir şey diye düşünüyorum. Düşünsene şimdi çocukluk yıllarımızı düşünelim. Hı-hı. Çocukluk yıllarında beyin gelişimi olarak baktığında bir çocuğa sebep-sonuç ilişkisinde bir yetişkin gibi kavrayabildiği bir muhakeme yeteneği var mı? Yok tabii. Hayatı anlamlandırma biçimi olarak baktığında, ha annem bugün bana bağırdı, beni dövdü. Çünkü annem aslında dün babamla tartışmıştı. Muhtemelen onun olumsuz etkilerini üzerinde taşıyordu. Bu duyguyla baş edemedi. O yüzden bana kızdı falan gibi bir çıkarım yapabilmesi küçük bir çocuğun beklendik bir şey mi? Değil. Bir yetişkinin hayata baktığı noktadan, bir yetişkinin hayatı gördüğü yerden görmüyor çocuk. Onun bambaşka bir dünyası var. Kendi gelişimiyle uyumlu bir biçimde. Ve sadece duygusal olayları, böyle psikolojik olayları muhakeme etme biçimi olarak da düşünme. Mesela bak, ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Çocuk dünyasıyla yetişkin dünyasının farkını. Benim rahmetli anneannemin balkonunda ben gittiğimde, böyle daha küçük yaşlarda, böyle 3 tekerlekli bir bisikletim vardı. Hani plastik bisikletler olur ya, hı hı, pek çoğumuzun çocukluğunda olan. Ve orada verirlerdi bana, böyle gider gelirdim. Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama 3 tekerlekli sürdüğüme göre bayağı küçük bir yaştaydım. O balkon bana dünyanın en büyük alanı gibi gelirdi. Yani git git bitmiyorum gibi bir hisle giderdim. Ben yetişkinlik yıllarında bir gün şu farkındalığı hissettiğimi hatırlıyorum. O balkona baktım ve balkon küçükmüş ya. Küçükmüş yani. Ama çocuk halimde bana o kadar büyük geliyordu ki. Çünkü hayata baktığım nokta, perspektifim, ya, olayları bütüncül olarak görebilme becerim. Yani bak, bu çok basit bir örnek. Yani aynen, sadece bir balkonun büyüklüğünü nasıl muhakeme ettiğimle alakalı bir şey. Düşün ki içinde duygu barındıran çok daha girift olayları düşün. Bir çocuğun dünyasında anlamlandırması nasıl olabilir? Bir yetişkinden nasıl farklı olabilir? Bununla birlikte Allah-u Teala çocukluk dönemindeki sistemi kurarken çocukluk dönemine şahane bir böyle iksir gibi böyle bir şey, hı-hı, serpiştirmiş. Egosantrizm diyoruz biz buna. Yani ne demek? Ben merkezcilik. Çocuk 0-6 yaş arasındaki dönemde dünyanın merkezinde kendisini görüyor. Bu Allah'ın şahane bir hediyesi insan canlısına. Neden? Çünkü hayatın merkezinde o dönemde ben kendimi görmezsem kendi kişiliğimi geliştiremem. Her şeyin benim için olduğunu düşünmem lazım ki, her şeyin benim etrafımda döndüğünü düşünmem lazım ki ben olaylardan bir kendilik imajı oluşturabileyim. Okul öncesi dönemde, bebeklik döneminde, çocukluk döneminde ben kendimin farkında değilim çünkü. Kendimi bulmaya çalışıyorum. Düşün ki çocuklar 3 yaşına kadar annesinin uzantısı gibi görüyor kendini. Yani uzantısı derken nasıl bir şey kastediyorum biliyor musun? Bak, daha müşahhasa. Şu kol ne? Çocuk da kendini öyle görüyor. O derece. Anneden ayrıldığında derin bir ayrılık anksiyetesi yaşayıp sanki böyle, yani anne belki bakkala gidiyor, gelecek birazdan yani, ama çocuk kendini yerlere atıyor annesi gittiğinde. Ya ne var bunda bu kadar ağlayacak ya, çocuk kolu koptu gibi hissediyor. O kadar bitişik olduğunu düşünüyor, o kadar bir olduğunu, aynı can olduğunu düşünüyor. Böyle olması gerekiyor ki ileriki yıllarda kendiyle ilgili bir algı oluşturabilsin, kendiliğini başkalarının gözünden inşa edebilsin. Biz aslında yani insanın genel yaratılış sistemine baktığımızda kendimizle ilgili görüşlerimizi, kendimizle ilgili inançlarımızı, farkında mısın, kendi kendimize oluşturmuyoruz. Başka insanların gözündeki
imajları bir araya getiriyoruz ve bir kişilik, bir kendilik algısı oluşturuyoruz hayatımızda. Yetişkinler olarak bile bunu böyle yapıyoruz. İnsan neden sosyal bir varlık? Biz niye diğer insanlara ihtiyaç duyuyoruz? Yani ben mesela psikolojik olarak düşün, bir insan olarak sevildiğimi hissetmeye ihtiyaç duyuyorum. Psikolojik bir ihtiyaç olarak desteği hissetmeye, ne bileyim işte birilerinin bana inandığını, güvendiğini bilmeye ihtiyaç duyuyorum. Sosyal bir varlık insan. Yeme içmek kadar önemli. Bu yetişkinin hayatta kalması için bile, yani psikolojik sağlığını sürdürebilmesi için bile elzem bu saydıklarımız. Kaldı ki bir çocuk ailesinden bunu almaya... En başında tüm yetişkinlik hayatı boyunca oluşturacağı kendilik imajının tohumu olarak, en temel inancı olarak oluşturuyor bunu. Niye 0-6 işte bu kadar önemli? Çünkü burada başlıyor bu imge oluşturma, oluşmaya ve oluşturmaya. Şimdi şöyle düşün, iki aile tasvir edelim. İki aile. Hı hı. Bir aile ve böyle travmatik öykülerde olmasın. Normal hayatın içinden, hani dizilerde hep yapıyorlar ya, aşırı travmatik görüntüler falan. Ya tam böyle olmasın. Daha normal iki aile. Aynen. Daha normal iki aile. Bir ailede mesela anne de baba da çalışıyor olsun. Bak, şehir hayatında çok yaşanan şeylerden bir tanesi bu. Özellikle metropollerde ekseriyetle kadınlar da çalışıyor. Ve yoğun mesailerde çalışıyor. Bir şekilde herkesin kendi hayat düzeni içinde yetişkinlerin bir koşuşturmaları oluyor. Şimdi öyle bir aile tablosu düşünelim mesela. Çocuklarını seviyorlar. Hı hı. Ama kendi işleri var, koşuşturuyorlar. Eve de iş getiriyorlar. İşte saat 6'da 7'de diyelim herkes evde oluyor. Ama anne kendi işinde, baba kendi işinde. Sofrada bile sürekli iş konuşuluyor. Bir şekilde gündemlerinde o var. Ya da sofrada bir yandan, tamam, ailece bir sofra var. Çocuklar da orada. Hı hı. Ama bir yandan dönüp dönüp böyle mesela telefonlarına bakıyorlar. Ya da akşam oluyor, yemekten kalkılıyor, hepsi tamam aynı evde ama işte televizyon açılıyor ve televizyon karşısında oradan o aileye ne giriyorsa onun üzerinden giden sohbetler oluyor. Ya da hiç sohbet olmuyor, herkes bir yere kilitlenmiş halde, bedenen aynı evdeler ama ruhen çok temas yok. Hı hı. Çocuk hatta diyelim baba bilgisayar başında işini yapıyor akşam, çocuk geliyor, baba 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 diyor, baba efendim, efendim, hı hı, canım, o bir şey söylüyor, ha evet 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 ha. Çok hayatın içinden, çok, hı hı, yaşanan bir şey bu. Şimdi o çocuk kendisiyle ilgili ne düşünür, ne hisseder? Yani önemsenmediğini, dikkate alınmadığını ve bunlar çoğaltılabilir. İşte çocukluk döneminde oluşan ben önemsenmiyorum olarak oluşmuyor o bilgi. Ben önemsenecek biri değilim. Hı. Ben önemsiz bir insanım. Çünkü çocukluk döneminde oluşan yazılar tamamen kendiyle ilgili. Egosantrik dedik ya. Tamamen kendiyle ilgili. Mesela annenin belki dokunmayla ilgili problemleri var. Kendiyle ilgili bu. Annenin kendisiyle ilgili. Yani çok öyle sarılmayı, öpmeyi sevmeyen bir insan. Çocuğuna da çok sarılıp öpmüyor. Sevgisini çok ifade etmiyor. Bu aslında kimle ilgili bir şey? Annenin kendisiyle ilgili bir şey. Ama çocukta nasıl bir yazılım oluşuyor? Ben sevilecek bir insan değilim. Çok ilginç. Evet. Yani 0-6 yaşta özellikle oluşan tüm bilgiler başkalarıyla ya da hayatın kendisiyle ilgili olmuş olsa dahi çocuk bunu kendiyle ilgili bir bilgi olarak kaydediyor. Ben anne babamın vakit ayıracağı kadar, vakit ayırıp benimle oyun oynayacağı kadar değerli bir insan değilim. Ben güzel sözler söylenecek kadar saygın bir insan değilim. Mesela anne hakaret ederek, anne baba diyelim çocukla hakaret ederek konuşuyor. Küfürlü konuşuyor, işte tahkir edici bir şekilde konuşuyor. Bu aslında kimin hatasıdır, kimin ayıbıdır? Anne babanın ayıbıdır. Ama, hı hı, çocuk böyle bir muhakeme yapamaz. Çocuk ne der? Ben işte böyle paçavra gibi davranılacak kadar değersiz bir insanım. Her şey çocuğun kendi üzerinden aldığı bir şeyle oluşuyor.